Deren biliyor. Bütün ihtişamıyla. Hoş geldin Deren. Hoş bulduk. Nasılsın, daha iyi misin? Evet. Tamam, iyi ol. Nedir konseptin? Amsterdam'da bir manken olarak defileye çıkıyorum. Manken olarak. Evet. Yürüyecek misin orada? Evet. Amsterdam'da defilede yürümek. Evet. Böyle bir hayalin var mı mesela? Böyle bir şey yapmak istiyor musun? Yok, aslında yok. Benim hayalim oyuncu olmak. Oyuncu olmak? Evet. Bence yaparsın sen. Evet evet, çok becerikli bir kızsın, çok sempatiksin. Teşekkür ederim. Hmm. Pekala, fiyatlar. Ayakkabım 100 TL. Kumaşıma 300 TL verdim. Terziye 400 TL verdim. Takılarıma 100 TL verdim. Kıyamam sana. Bu elbiseyi biliyorum aslında, yapmak istediğin şeyi. Kim? Kendall Jenner'ın elbisesini yapmaya çalıştın. Evet. Siz sürekli Kylie Jenner diyordunuz. Ben de. Ama sen Kendall'a yakın buluyorsun kendini. Hayır. Ben Kylie'ye baktım, istediğim bir kıyafet bulamadım. Kendall'dan buldum. Hadi bir yürü görelim ya. Bence yaparsın. Bize müzik de verirler şimdi. Ama şimdi bu böyle olmadı yani, görüntüsüyle. Nasıl olmadı? O zaten boyu uzun olsaydı tam olmuştu kıyafetin zaten, eksiksizdi. Şimdi biz orada terzide kıyafetimizi giyemiyoruz. Çok kısa yapmış. Evet. Böyle tam olsaydı çok güzel o havaya girerdim ama giremem ben bununla. Ben bir şey söyleyeceğim. Benim kadar centilmen bir adamla bu podyumu paylaşmak istemez misiniz Deren Hanım? İsterim. Çok teşekkür ediyorum. Ben diyorum, dön. Ama mankenler dönmezler ki yürürken. Cool bir şekilde yürürler. Yasemin, ya. Senden önce bir şey söylemek istiyorum kızım. Çalıştın mı sen bu geldiğinden beri buraya, bu yürüyüş çalıştın mı birileriyle? Hayır, bugün sadece bir defa yürüdüm şeyde, o kadar. O kadar kötü yürüyordun ki, bugün o kadar güzel yürüdün ki. Gerçekten. Ve şaşırdım. Şu dönmeleri falan boş geç, ben şu yürüyüşe bakarım. Dağın, 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 dağın yürüdüm. Ben aferin. Müzik olunca o havaya girebiliyorum. Aferin. O şeyi hissederek bir de el bel kol çok kötü yapıyordun. Bugün el bel kolu tam yerinde yaptın. Evet, bak ne güzel havaya da girdin. Tabii. Enerjin de yerine geldi değil mi? Evet. Ne hoş. Oh, yiyeceğim seni Deren. Korkunç görünüyorsun. Olmadı mı gene? Olmadı elbisen. Ay, yine mi olmadı? Olmadı. Evet, anlıyorum. İlk kısa geldi, sonra ona bir ek yapmak istedin, öyle çıkmak istemedin, istediğin gibi olmadı ama genel olarak da bak, burada gerçekten beklentim ne kadar büyükmüş ilk başladığımı. Bu yine böyle tütüren Tillah'ını aleyhine yaptı da onu bile beğenmemiştim. Şimdi neler geliyor görüyor musun aleyhine? Yiyeceğim seni, emeğine sağlık. Teşekkür ederim. Güzel kızım, nasılsın bakalım? İyiyim siz? İyi misin? Ne güzel yürüdün. Teşekkür ederim. Evet. Ama kıyafetin için istersen hiç yorum yapmayayım ben ki. Bak şimdi çok mutlusun. Seni mutsuz hale sokmak istemiyorum. Sen de farkındasın zaten değil mi? Kızım. Belki istediğin başka bir şeydi. Daha fazla kat 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 tüller. Şurada tüller 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 olabilirdi. Şu önde de biraz tüller falan olabilir. Burası böyle çok zayıf duruyor. Belindeki, yapmayayım diyorum ama bu kemerin bir tarafı yukarıda, bir tarafı altta, aşağıda. Yani güzel kızım. Bu yapmayayım, hadi ben yapmayayım. Sana yıldızlar ve kalpler içinde bir tane bir verdim. Teşekkür ederim. Yani hiç, çünkü gerçekten çok ışıklı bir kızsın. Çok temiz kalpli bir kızsın. Bunu da sana tüm kalbimle veriyorum bu biri. Hani bugün de üçüncü gün yine biri aldın yani. Teşekkür ederim. Bakalım şu son iki gün ne olacak? Gördün mü? Bak neler var burada. Gülücük var, kalp var, büyük kalp, küçük kalp. Eksi var minik bir tane. Bir daha kalp var. Bakayım ona. Evdeki çökeyim. Kaldırsana, görmüyorum. Eksi var minik bir tane diyor. Teşekkür ederim. Ne yapayım? Hocam açmıyor oradan.
Bakayım. Ben üçüncü günkü iki kızım. Teşekkür ederim. Söyleyeceğim, yine 6 puan aldı. O da 2 veriyor. Çevir Serdar. Aa, kireliçe tacı. Bir... Evet. Bence bugünün bak, kalçesi. Bak 3 gündür 6 alıyor. İstikrarlı. Bak yine 6 puanla. 2 gün daha alırsam hediye alıyorum sizden. Evet. Evet. Betül. Gel bakalım kızım. Böyle bir not geldi kulağıma. Deren'in açıkladığı bir gizli bilgi varmış. Neymiş o gizli bilgi? Merak ediyorum. Şu, ne siz söyleyin o mu? Kıyafetlerini alıyorsun. Ha, o. Evet, bu şu söylenen cümlede ben kıyafetlerimi çoğaltmak için bu yarışmaya gelmişim. Bu sanki benim bir açığımmış gibi böyle benim önüme sunuldu. Ama ben gerçekten çok açık sözlü... Çok özür dilerim. Kıyafetlerini çoğaltmak için mi gelmişsin? Yani gardırobuna daha fazla kıyafet eklemek için. Burada onlara veriyoruz ya bütün kıyafetleri. Bunu kim diyor sana? Ben... Yok, bunu ben zaten söyledim. Deren de bunu ortaya çıkarıyor. Ben de diyorum ki... Tabii doğru, hepimiz kıyafetlerinizi çoğaltmak için. Evet. Gündemde olabilmek için. Bu yarışmada... Yani bu müthiş bir şey ayrıca. Çoğunuz böyle geliyorsunuz. Ben, popüler olmak için geliyorsunuz. Ben... Geyiğine söyledim onu tabii ki de ama gerçekçilik de var içinde. Buraya ben geldiğim zaman kızlarla tanıştığım esnada kutu bebeği verdim işte Eda'ya. Sonrasında da kendimi tanıttım. Ben işte Betül Kalyoncu, 23 yaşındayım. BSVS. Sonrasında da dedim ki... sonrasında da dedim ki buraya gelme amacım hem moda konusunda kendimi kanıtlamak hem de kıyafetlerimi çoğaltmak deyip falan yapıp güldüm. Yani bunu ben zaten söyledim. Bu benim açığım değil. Hani Deren şu şekilde söyledi. Sen demişsin ki ben buraya işte dolabıma yeni kıyafetler bunu eklemek için geldim. Bunu kamerada da söyledim ama ben zaten geyik yaptım. Şimdi bu benim için sen bir rakip değilsin. Neden biliyor musun? Ben buraya ben şampiyon olmaya geldim diyenlerle rakip olurum. Zaten dolabıma, gardırobuma güveniyordum. Giyinmeyi biliyordum. Hı-hı. Buna ihtiyacım yoktu. Burada da bunu göstermek ve şampiyon olmak için geldim. Hiçbir altına zaman ağzından atıyorum. Böyle bir şey çıkmadı. Atıyorum. Dolabımı da doldurmaya geldim. Asla böyle bir amacım. Seçenekler arasında bile kendi adıma olmadı. Hiçbir zaman öyle yani bir amacım olmadı. Yani sen bir şey söyleyip hemen arkasından bunu söyleyince açıkçası bana birazcık garip ama geldi. Ama Hülya olabilir. Olabilir tabii ki hocam. Yani, elbette olabilir. Kınanacak, kızacak, tenkit edilecek bir konu değil. Peki canım, dökmeye devam etsen. Bak her oraya çıktığında birine yorum yapıyorsun. Dün de yaptın aynı şeyi. Seni ilgilendirmiyor. Çok gerçekçi şu an çizimlenme. Arkadaşım ben sana yorum yapıyor muyum ya? Ben sana bir şey söylüyor muyum? Ben inandım şu anki sinirlenmene. Ben inandım şu anki sinirlenmene. Sen şimdi yorum yaptın zaten kızcağıza.